Şerife Nurgül Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün öncelikle Regaip Kandili, herkesin kandilini kutlamak istiyorum. Rabbim yılına acısız, kedersiz erişmeyi nasip etsin inşallah. Bugün özellikle yakınlarımdan da çok gelen bir soru olduğu için V yakalı süveterlerde yaka yapımını göstermek istiyorum. Daha önce sonradan ilmek takarak yapılışı göstermiştim. Hatta lastik örerek dikme şeklini de göstermiştim. Ama bu defa daha kolay olan süveteri ördüğümüz yerde hem kol lastiklerini hem yaka lastiğini nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Hem çok muntazam görünüyor hem de sizi zorlamadan kolayca süveteri ördüğünüz yerde yaka ve kol lastiklerini de örmüş olacaksınız. Öncelikle ben şöyle küçük bir parça hazırladım. Bu parça üzerinde hem kol lastiklerini hem V yaka yapımını göstermek istiyorum. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman ilk önce bu taraftaki koltuk yapımını göstermek istiyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben V yaka örgülerde koltuk kesimi ile yaka kesimini aynı anda yapıyorum. V yakaların çok küçük olmasını istemiyorum. Çok küçük olduğu takdirde çocukların başından giydirirken çıkartırken sorun yaratacaktır. Bu yüzden ilmek takarken de bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Hatta yenilerde bir yakınıma yardımcı oldum bu konuda. Çok sık takmama rağmen dedi. V yaka biraz küçük geldi gözüme dedi. Böyle sorunlar yaşanıyor. Özellikle örgü yeni başlayanların çok severek yapacağını bu yöntemi düşünüyorum. Şimdi örgümün önce arka yüzünü çeviriyorum. Buradan ilmek takıyorum. Kol lastiği için. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane buraya ilmek taktım. Bu 8 ilmeğimi şu anda örgümün ön yüzünden örerek geliyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ters bir düz şeklinde örüyorum. Bu bir ters bir düz şeklindeki lastik hakkında da bilgi vermek istiyorum. Örgü bitene kadar dediğim gibi aklıma gelen tüm detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle örgüye yeni başlayanları bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Şimdi koltuk kesimlerinde 2, 4, 6, 7, 8 tane ilmek taktık. 7 tanesini ördüm. 8. ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte, hatta örgümün ilk kesme işleminde ben 3 ilmeği birlikte keserek 2 ilmek yok ediyorum. Böylece bu koltuk kesiminin çok esnemeden küçük bir yuvarlakla hoş görünmesini sağlıyor. 2 ilmeğimi birlikte yok ettim. Toplamda 3 ilmek kestim ve geri dönüyorum. Öncelikle koltuk kesiminde ne kadar ilmek keseceğinize karar vermelisiniz. Bu daha büyük çocuk örgülerinde 4, 3, 2, 1, 1, 3 tane 1, 1 şeklinde devam edebilir. Daha minik bebek örgülerinde 3, 2, 1, 1 şeklinde devam edebilir. Bu ördüğünüz örgünün büyüklüğüne göre değişir. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sonraki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi atlatıyorum. Bu bildiğimiz bir düz bir ters lastik. Yalnız bir düz bir ters lastiklerde daima şu sorun vardır. Bir düz bir ters lastik her zaman esneyen bir yapıya sahiptir. Düz örgüden daha uzun bir görünüme sahiptir. Bunun biraz toparlanmasını istiyoruz ve örgünün lastiğinin muntazam durmasını istiyorsak bu şekilde yapmamız gerekiyor. Tekrar ön yüzdeyim. Ön yüze geçtiğimiz zaman ilmeklerimizi örüyoruz. Bir ters bir düz şeklinde atlamıyoruz. Bir ters bir düz şeklinde örerek geliyorum. Aynı şekilde önce 7 ilmek örüyorum. 2, 4, 6, 7. 8. ilmeğimi arkasındaki ilmekle birlikte kesiyorum. Eğer örgünüz düz ise tek tek keserek devam edebilirsiniz. Ama burgu türünde toparlayan bir yapıya sahip örgü modeliniz var ise koltuk kesimlerini birer birer değil, ilmekleri çift çift keserek yok etmelisiniz. Lastik kısmı çok esnemesin, muntazam dursun. Kullandığınız modele göre koltuk kesimindeki ilmek sayısı değişecektir. Hemen geri dönüyorum arka tarafa. Düz ilmeği örüyorum, ters ilmeği atlatıyorum. Düz ilmeği örüyorum, ters ilmeği atlatıyorum.
Ben genelde örgülerde düz, bir ters bir düz lastiği çok tercih etmiyorum. Çünkü bir ters bir düz lastik dediğim gibi hem hatayı gösteriyor hem de esneyen bir yapıya sahip. Ama bu gösterdiğim şekilde hiç çekinmeden kullanabilirsiniz. Ön yüzdeyim. Bakın burada ilmeklerimin atlatırken yönünü çevirerek almışım. Bunları düzelterek örmeye özen gösterin. Ön yüzde ilmekleri aynen örüyoruz. Biraz uzun bir video olabilir çünkü bilgi amaçlı olduğu için bütün bildiklerimi göstermek istiyorum. 7 ilmeğimi ördüm. 8.'ye geldiğim zaman tekrar bir tane ilmek kesiyorum ve geriye dönüyorum. 3 tur kesme işlemi yapmış oldum. 4. turdan sonra bedenime devam etmeyi düşünüyorum. Arka yüzde tersleri örmeden atlıyoruz. Ön yüzde hepsini örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Ön yüzde ilmeklerimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Aynı şekilde 7 ilmeğimi ördüm. 8.'yi yanındaki ilmek ile birlikte düz keserek örüyorum. Eğer minik bir kesme işlemi yapacaksanız keseceğiniz ilmek sayısının tamamını ikiye bölün. Yarısını bu şekilde lastiği örerken bir defa da kesin. Sonraki kalan yarısını geliş gidişlerde kesin. Şimdi buradaki kesme işlemimizi bitirdik. Biz V yaka için tam ortadaki kalan ilmeğimizi buluncaya kadar örgüye devam etmemiz gerekiyor. V yaka süveterlerde öncelikle ilmek sayısının tam ortasındaki kalan ilmeği bulmamız gerekiyor. Ben bu ilmeğin olduğu yere bir tane ip bağladım anlayabilmemiz için. Bu ilmek V yakanın ortasındaki çizgiyi oluşturacak. Bunun öncesindeki iki ilmeğin şu şekilde bakın yönünü çevirdim. Şişime taktım. Ve tersten girerek bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bu sağ yatan bir çizgiyi oluşturacak. Tam ortadaki düz ilmeğin hemen önünde bir tane ilmek artırmamız lazım. Şu şekilde ilmeğimi şişime şöyle takalım. Çünkü ters olacak bu sefer. Bu ilmeğin yönünü çevirmem lazım. Burada bir delik oluşmaması için bakın şu şekilde çevirdim. Düz ilmeğin yanındaki artan ilmeğin ters olması gerekiyor. Bunu ters olarak ördüm. Tam ortadaki ilmeğimiz örgü bitene kadar düz örülecek. Bu düz ilmeğin hemen sonrasında tekrar ilmek artırıyoruz. Şu şekilde şişime takıyorum. İlmeğimi ters öreceğim için buradan girerek ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Yoksa burada delik oluşur. Sonrasında bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimin başında ve sonunda birer tane ilmek artırmış oldum. Sonrasındaki diğer tarafı olan kesme işlemini yapıyoruz. Geliş yönünde iki ilmeği birlikte kesiyorum. Böylece V yakanın açılımını yapmış olduk. İlmeklerimizi sıra boyunca örerek geliyoruz. Ve diğer taraftaki koltuk kesimine başlıyoruz. Örgünün sonuna gelince diğer kol içinde aynı şekilde ilmek takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. Örgümüzü çeviriyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki ilmeği ters. Burası ilk sıra olduğu için ilmeklerimi örüyorum. Arka tarafta ters ilmekleri örmeden atlıyoruz ama bu sıra ilk sıra olduğu için bunları örerek geliyorum. İki, dört, altı, yedi. 8. ilmeğe geldiğimiz zaman 8. ilmeği arkasındaki 2 ilmek ile birlikte ilk kesme işlemi yaparken 3 ilmek birlikte topluyoruz. Bu sırada ters olarak kesiyoruz. Örgüyü hemen çeviriyorum. İlmeklerimi aynen oldukları gibi ön yüzde örüyorum. Örgümün arka tarafını çevirdiğim zaman lastiği örerken ters ilmekleri örmeden atlıyoruz. Düz ilmekleri oldukları gibi örüyoruz. Burada ters ilmeği atlamamız gerekiyordu. Düz ilmeği ördük.
7 ilmek ördüm. 8.ye geldiğim zaman yanındaki 2 ilmeği birlikte toplayarak beden kısmına geçmeden geri dönüyorum. Örgümü ön yüzde ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Aynı diğer kol kesiminde yaptığımız gibi aynı sayıda ilmekleri burada keserek devam etmemiz gerekiyor. Tekrar örgünün arka yüzündeyim. Ters ilmekleri örmeden atlıyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm. 8.ye geldiğim zaman yanındaki ilmek ile birlikte kesiyorum. Ön tarafta ilmeklerimi aynen oldukları gibi örüyorum. Bu kısmı kapatmıyorum ki biraz uzun tutuyorum. Örgüye yeni başlayanlar rahatlıkla anlayabilsinler istiyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Ters ilmeklerimi örmeden alıyorum. Son ilmeğimi kesiyorum. Ve beden kısmını örerek yakanın olduğu bölüme kadar örgümü örerek geliyorum. Yaka için ördüğüm ilmeklere geldim. Burada bakın kestiğimiz ilmek var. V şeklinde giden ilmek. Bu ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Bu şekilde yaka işlemi yaparken de düz ilmeklerimizi örüyoruz. Ters ilmeklerimizi atlatarak örgümüze devam ediyoruz. Koltuk kısmını arka taraftan ilmeklerimizi aynen örerek sıra boyunca herhangi bir işlem yapmadan örgümüzü tamamlıyoruz. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada koltuk kesimine devam ediyorum. Ön yüzde ilmeklerimizi aynen örüyoruz. 8 tane olan lastik ilmeğimizin 7 tanesini örüyoruz. 8.yi yanındaki ilmekle birlikte keserek devam ediyoruz. Örerek geldim. Yakanın V kesimi için buradaki ilmeklerin bakın yönünü çeviriyoruz. Burada ilmeğin yönü önemli. Yakanın düzgün görünmesi için. Tersten girerek bu iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Ve düz olarak ilmeğimiz devam ediyor. Ters ilmeğimizi örüyoruz. Tam ortadaki ilmeğe geldik. Ortadaki ilmeğe gelince hemen ortadaki ilmeğin önünden bir tane ilmek artırıyoruz. Ters ilmeğimizden sonra gelen ilmeğimizin düz olması lazım. Ortadaki devam eden düz ilmeğimizi aynen örüyoruz. Hemen sonrasında bir tane ilmek artırıyoruz. Buradaki ilmeğimiz ters olduğu için sonraki gelen ilmeği düz olarak örüyoruz. Burada ilmeğin yönünü çevirerek örmeniz lazım ki burada delik oluşmasın. Ters ilmeği örüyoruz. Buradaki V kesimine geldik. Yanındaki ilmek ile birlikte geliş yönünde keserek V kesimimizi devam ettiriyoruz. İlmeklerimizi örüyoruz. Ve bu yüzde koltuk kesimini yapmadan sıra boyunca hepsini örerek geliyoruz. Buraya göstermek istiyorum. Diğer koltuk kesimine geldiğimiz zaman bunu arka tarafta keseceğimiz için burada ilmeklerimizi oldukları gibi örüyoruz. Herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Tekrar örgünün arka yüzündeyim. Buranın koltuk kesimini arka yüzde yapıyoruz. Ters ilmeği örmeden alıyoruz. Düz ilmeği örüyoruz. Ters ilmeği örmeden alıyoruz. Düz ilmeği örüyoruz. Bu şekilde 2, 4, 6, 7 ilmek örüyoruz. 8. ilmeği arkasındaki ilmekle ters örerek kesiyoruz. Bu şekilde yaka V'sine kadar örerek geliyoruz. Yaka kesim için kestiğimiz ilmeklere geldik. Kesim yaptığımız ters ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki düz ilmeğimizi örüyoruz. Yaka için ayırdığımız ilmekleri de aynı şekilde bu şekilde atlatıyoruz. Ters ilmekleri atlatıp düz ilmekleri örerek devam ettik. Bu kısımda herhangi bir kesme yapmıyoruz. Sıra boyunca örerek tamamlıyoruz. Koltuk kesim için bu sırayı da gösteriyorum. Sonrasında artık videoyu uzatmaya gerek yok. Sanırım anlaşılmıştır. Ön yüzde ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Ve 8. ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte kesiyorum. Böylece
koltuk oyuntusunu oluşturmuş olduk. Devamında birkaç tane daha ilmek kesebilirsiniz. Dediğim gibi kesmek istediğiniz ilmekleri iki eşit parçaya bölün. İlk parçasını lastiği örerken bir defada kesin. Sonraki kalan yarısını lastik ile beden örerken birer birer keserek koltuk oyuntusunu oluşturabilirsiniz. Yakaya kadar bu şekilde örerek geliyorum. Kesim yaptığımız yere geldik. İlmeklerin yönünü çevirip artık örgünüz ilmek yönü nasıl oluyor bilmiyorum ama bu şekilde düzelterek kesme işlemi yapmamız gerekiyor. Sonraki ilmeği ters örüyoruz. Sonraki ilmeği düz örüyoruz. Burası ortadaki ilmeğimiz. Hemen öncesinde bir tane ilmek artırıyorum. Bunu ters öreceğim için ister şu şekilde arka taraftan girerek örün. İster önce benim gibi çevirip sonra ters örün, fark etmez. Ters ilmeğimi ördüm. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Sonrasında tekrar hemen bir tane ilmek artışı yapıyorum. Ters öreceğim için arkadan girerek ilmeğimin yönünü çeviriyorum ve bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki ilmeğimi düz, sonraki ilmeğimi ters şeklinde devam ediyorum. Kesme yerine geldiğim zaman ilmeği arkasındaki ilmekle birlikte keserek örgüme devam ediyorum. Örgümün arka tarafını çevirdim. Diğer koltuk kesimini arka tarafta yaptığımız için son ilmeğimi kestim. Sanırım bu koltuk kesimi anlaşılmıştır. Örerek yaka kısmına kadar geliyorum. Yaka kısmına geldiğim zaman kestiğim ilmeği örmeden alıyorum. Sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde örerek geliyoruz. Yalnız bu ortadaki ilmeği kaçırmayın. Bunu daima ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde devam etmeniz lazım. Diğer ilmekler yan taraflardan artarken kafanız karışabilir ama dediğim gibi ortadaki ilmeği asla kaybetmiyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters şekilde ortadaki ilmek devam edecek. Koltuk kesimimiz yuvarlanarak devam etti. Artık o kısmı anlaşılmıştır. İstediğiniz kadar kesebilirsiniz. Yaka kesimi için geldiğim zaman bu ilmeklerin yönünü çevirmem gerekiyor ki kesme işleminde ilmeklerim düz görünsün. Tersten girerek bu iki ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Sonra bir ters bir düz şeklinde ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Ortadaki ilmeğime geldim. Bu lastik kol için 8 ilmek takmıştım. 8 tane oluncaya kadar artırmaya devam ediyorum. Aradaki ilmeği şişime takıyorum. Ve bunu şu şekilde tersten girerek örmem lazım. Delik oluşmaması için. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Ve aynı şekilde düz ilmeğin hemen bitişinde tekrar ilmek artırıyorum. Ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Bir düz bir ters şeklinde bu kestiğimiz yerden içe doğru devam etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde devam ediyorum ilmeklerimi örerek. Son ilmeğime geldim. Bu iki ilmeği de geliş yönünde keserek ön yüzden örgümü tamamlıyorum. Arka taraftan örerek yaka için geldim. Kestiğim ilmeği örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. Bakın burada biraz önce de gelmişti. Bu 3 ilmek ters olarak yan yana geldi. Bu 3 ilmek ters olarak yan yana geldiği zaman ortadakini ters olarak örün. İki kenarlardaki ilmekleri örmeden atlatın. Bu artırma sırasında sürekli bu şekilde aralarda önünüze gelecek. Çünkü artış yaparken ortadaki düz ilmeğin iki kenarına da birer tane düz ilmek geldi. Toplamda 3 ilmek düz olduğu için arka tarafta bu 3 ilmeği örmeden atlamamız gerekiyor. Ama biz ortadaki devam eden ilmeğimizi ters örerek örgümüze arka yüzden devam ediyoruz. Tam yakanın olduğu bölüme tekrar ördüm geldim. İlmeklerimin yönünü çeviriyorum. Kesme işlemini buradan yaparak devam ediyorum. Sonraki ilmeğimi ters, sonraki ilmeğimi düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmek oldu. Burada son kez bir artırma yapıyorum.
3 tane düz ilmek yan yana geldiği için burada son kez bir artırma yapıyorum ve bir sonraki sırada artık V yakayı ayırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane lastiğim oluştu. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum ve düz ilmeğin hemen arkasından bir tane daha ilmek artırıyorum. Bu ilmeğimin de yönünü çevirerek şişime tekrar alıyorum. Ellerim titrediği için bunun için biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Ve bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin bir ters bir düz olarak örüyorum. İlmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve iki ilmeğimi birlikte keserek arka yüzden ilmekleri aynen örerek geliyorum. Artık lastiğim istediğim sayıya geldiği için bu sırada lastiği ayırıyorum. Öncelikle bu kesme işlemini aynı şekilde ilmeklerimin yönünü çevirerek devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde örüyorum tam ortadaki ilmeğe gelinceye kadar. Şimdi burada kesme işlemine düz olarak devam ettiğimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek oluşturduk lastiğimiz için. Bu ortadaki bir tane düz giden ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve 9. ilmeğimizi oluşturmuş oluyoruz. Çünkü bu ortadaki ilmeği 2'ye ayırmamız lazım. Bu ortadaki ilmeği düz olarak ördük. 9 taneye tamamladık. Ama bu tarafa geldiğimiz zaman bu ilmeği tekrar şişimize takıyoruz. Ve bir kez daha örüyoruz. Şimdi bakın bu ilmeği ördüm ama şişime tekrar geri taktım. Kafanız karışmasın diye. Geri dönüyorum. Önce bu ayırma işlemini görelim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Aynı şekilde ters ilmekleri atlatıyorum. Düz ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde sıra boyunca örerek geliyorum. Tekrar kesme işlemine burada devam ediyorum. İlmeklerin bir ters, bir düz örerek geliyorum. 2, 4, 6, 7, 8 ve şu ilmeği karıştırmadan düz olarak örelim. Dokuz. Aynı ilmeği bir kez daha şimdi taktık. Buradan da örerken aynı ilmeği örerek devam etmemiz lazım. Hemen tekrar buradan geriye dönüyorum. Ve bundan sonra bu parçayı tek olarak yeterli uzunluğa gelinceye kadar kesmeye devam ediyorum. Yakayı ayırdıktan sonra yeterli uzunluğa gelinceye kadar kesme işlemini devam ediyoruz. Sonrasında kesme işlemini bırakıp olduğu gibi aynen örüyoruz. Benim size tavsiyem süveter veya yelek örerken ben daima önce arka parçayı örerim. Arka parçanın üzerine ön parçayı koyarak göz kararı eğer örgüde acemiyseniz yeterli genişlikte yakayı ve yeterli genişlikte de omuz kalıncaya kadar bu şekilde kesme işlemine devam edip sonrasında kesme işlemini bırakıp yeterli uzunluğa gelinceye kadar örgüye devam ediyorum. Ben tabii bunu devam etmek istemiyorum. Sadece size göstermek amaçlı bu kısmı tamamladım. Şimdi diğer kısmı nasıl ördüğümüzü görelim. Ben burada ip bağlamıyorum. İp bağlarsam burada düğüm olacaktır. Şu şekilde ipimi arada yürütmeyi tercih ediyorum. Bakın ortadaki düz ilmeğimizi sağ taraftaki ilmeklerle birlikte ördük. Aynı şekilde bir kez daha şişimize taktık. Sol tarafı örerken de bu ilmeği bir kez önce düz olarak örüyoruz. Sonra arkasındaki ilmeği ters olarak örüyoruz. Arkadan ipi şu şekilde göstereyim ben. İlmekleri örerken arada bu şekilde yürütürüm. Ters ilmeği örüyoruz. Düz ilmeğimizi örerken ipimizi arada yürüterek burada yok ediyoruz. Kaldığımız yerden kesme işlemine devam ediyoruz.
İki ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Böylece yakanın diğer tarafını da ayırmış olduk. Artık bu tarafa devam etmeden sadece bu kısmı örerek yakamızı tamamlıyoruz. Bu şekilde diğer tarafı da ördüm. Görmeniz için biraz daha ilerledim. Örgümüzü yeterli uzunluğa gelinceye kadar örüyoruz. Ve koltukları kestikten sonra ben lastikleri örerek devam ediyorum. Arka tarafta birleştirerek yakayı dikerek bitiriyorum. Umarım yararlı olmuştur. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.